Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Bilyoner ekranlarına hoş geldiniz. Banko futbol hafta içi bölümüyle söz verdiğimiz gibi karşınızda Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seni çok iyi görüyorum bak. Baştan uyarayım arkadaşlar. Ben insanların yüzüne baktığım zaman o gün neler yapabileceğini hissedebiliyorum. Bu program oranı takip edin belli dinlenmiş. 1 iki gün böyle bir üzerinde evet. yorgunluk falan kalmamış. Yüzü gülüyor. Evde işler yolunda. Yengeyle mutlu. Gandalf bugün ortada yok değil mi? <laughs> ya şey sonuçta bir iki gün dinlenmek iyi geliyor. Ya, i̇yi bana. geliyor tabii ki iyi geliyor. Yani bayağı da yoğun maç programı var aslında. Bir takım şeyleri daha net konuşabileceğimiz bir haftadayız. Evet. 4. maç haftası. Hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'nde. İstersen hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Başlıyoruz. Şahtar Barcelona. Ee, yani Barcelona diyeceğiz. Ne kadar Barcelona'yı şey karşısında beğenmesek de. 96-2'de mi attılar? Değil mi? Ama burada... Ama Sosyedat Tepe Asman da zordu. Zor zor. Çok zor maç aldılar bu arada. Zor. Ee, şey... E Shakhtar'da biliyorsun Hamburg'da oyuncaklar maçı bir de. Yer de işte, Almanya, hakem de Christian Dingert. Ee, Barcelona kazanır ve... Ben ilk yarıdan Barcelona diyorum. Olabilir veya işte bir buçuk üst, iki buçuk üst deneyebilirsiniz. Başka yapabilecek bir şey yok. Porto, Antwerp. Benzer durum Porto için geçerli. Bence de. Porto kazanır ve üst. Çünkü şöyle bir durum ya var da... Orhan. Şimdi Barcelona, Şahtar'ın yendiği senaryoda... Porto zaten Antwerp grubu zayıf takımı. İçeride Porto yendiği anda... Artık olay netleşiyor. Barcelona ve Porto işi bitiriyor. Dolayısıyla ben yine ilk yarıdan Porto diyorum buna da. Tabii ki. Kızıl Yıldız, Leipzig. Kızıl Yıldız. Ne zaman en son şampiyonlarında kazandı ki? Normalde bak Leipzig kötü tamam mı? İyi değil. Bir sürpriz kovalayacağım ama o Kızıl Yıldız değil işte. Biraz daha güçlü bir takım olsa... Yani Leipzig yine yenecek ama gol diyecek yiyecek. 1 ve iki buçuk üstte, 2 ve 2 buçuk üst klasik dersin. Leipzig kazanır ve iki buçuk gol üstü. Ama Leipzig'i beğenmiyorum son dönemde. Yani bir, çok iyiydi, bir düşüşe geçti şimdi mesela. Ama Kızıl Yıldız 12-13 maçtır kazanamayan takım şampiyonları. Günden. Aynen yani çok böyle sürprizden kaçmak isteyenlere ben de üst öneriyorum bu maçı. En güzel yani. 1.36 ama. City Young Boys. İlk yarıdan bir buçuk üst derim ben bunu. Ben kuponu da aldım bunu. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani... İlk yarıdan iki gol Site atar derim ben. O da mantıklı. Ama ilk yarıdan bir buçuk üstse fena değil. Yani 1.65 falandı. Ben sabah kupona koyduğumda. Dortmund Newcastle. Belki de en zor maçlardan biri. Valla o maçı izledin mi abi? Ne maçtı? Hangisi? Newcastle Dortmund maçını. Dortmund'un kazandığı. Seyrettim. Yani mesela o maça kalkıp da üst diyenler 1-0'dan dolayı yatmışlar, çok üzülürler yani. Değil mi? Bin tane pozisyon. Karşılıklı kaçıranlar. Ama mesela maçın oyuncusu ben olsam direkt şey seçerdim. Kaleci Gol şeyi. Köybul'a. E. Çünkü inanılmaz kurtarışlar yaptı Dortmund. Ve Dortmund çok iyi değil. Bak o Newcastle Arsenal'a gitti yendi. Ee, ben mesela orada hata yaptım. Newcastle Dortmund maçına bakaraktan aslında Newcastle'ın ne kadar iyi bir oyun oynadığını da ortaya koyar, görebilirdik. Dortmund'un Doğru. o kadar iyi oynamadığını da Bayern Münih maçında gördük. Yani bu açıdan bakar... maçı çok komik maç oldu ya. Bir de sayılmayanlar falan. Biraz o dikkat etseler 7-8 olurdu maç ya. Ya yani bir kere bak kritik noktana biliyor musun? Bayern Münih eskisi gibi yani farklı bir Bayern var. Geçişi çok iyi oynayan. O kornerden gol attı ya geçmiş olsun. Tabii. Geçmiş olsun. Bitti zaten orada. Bir de çok erken gol şimdi, yediğin zaman dayanamazsın Bayern Şimdi yani bir de öyle bir şey ki Bayern Münih ikinci gol mesela bastın, aldın, pozisyon yakaladın, atsan 1-1 bir bir yapacaksın, kaçırdın 2-0. Yani öyle bir şans vermiyor Bayern Münih sana. Fazla evet, gol şansın yok. Bir kere yakaladın, yakaladın. At yani. Geçtin, geçeceksin, gideceksin onu. Ama... Bir de yani çok kritik maç bu. Çünkü şimdi gruptaki diğer maç Milan Paris Saint Germain. Şimdi orada bir olası Paris Saint Germain galibiyetinde Milan tamamen devre dışı kalacak gibi görünüyor. Oran 2 puanı var. Ve daha gol atamadan 2 puanı var. Dortmund eğer bu maçı da kazanırsa avantajı eline geçirecek. Yani bayağı şey bir maç aslında bu. Kritik bir maç. Tabii. Ama Dortmund kenar diyemiyorum. Ben burada tek bir şey söylüyorum. Bu maç üst bir 52. Ben de diyorum ki bu maçın ikinci yarısında daha çok gol olurum. Olabilir. Çok temkinli olabilirler yani. Milan Paris Saint Germain. Ben abi Paris Saint Germain'cıyım burada. Ben Net. de. Evet yani direkt Paris saint kazanır diyemesem bile Paris saint kaybetmez diyor. diyorum. kupona koydum. Ben bu maçı kupona koyarken ben aslında başka maçı anlatacaktım bu akşam ama çok bu maç baş. döndü bana geldi. Süper maçı maç. anlatacağım bir de akşama. Yani Milan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesine biraz düşük kaldığını düşünüyorum oran. Yani o Newcastle'la oynadığı maçı bir kenara koyalım. Çok denediler. Çok iyi oynadılar, atamadılar vesaire falan ama 3 maçta gol atamayan bir Milan var ya. Ben Paris Saint-Germain'in toparlandığını ve burada kazanabileceğini düşünüyorum. Direkt doğru iki de diyebiliriz ya. Atletico Madrid Celtic. Madrid ilk yarıdan. İlk yarıdan Madrid. Zaten... Vallahi ben üst diyorum bu maça. Gollü bir maç bekliyorum yine. Doğru. doğru. Bir, bir Celtic'ten 44. de kaynaklı bu. 1.44'lük bir, bir oran var. Lazio Feyenoord. Şimdi gelelim benim maçıma. Baya zor maç maça bu da. Bir şey söyleyeyim mi? Ben nasıl Bonfire istemiştik daha önceden. Calvin Stanks. Feyenoord. Evet onun numarası. Buldun gene de mi adamını? Çok da? ya derim bak normalde sol ayaklı sağda oynuyor. Ama araya bir salışları var abi. Tak 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 tak. Yani gol değilse de bir asisti yazdım ben sana Calvin Stanks. Gol de bir skor yazdım. O yüzden ben buraya karşılıklı gol var ya da üst diyorum direkt. Ben de gol var diyorum bu maça. Ya, 1.87 Surinam asıllı bu da. Hollanda milli takımına çağrıldı muhtemelen. Yani bu adamı yani, dikkatli izleyelim arkadaşlar çünkü Orhan yani program öncesine gelip onun videolarını izliyordu burada onu da söyleyeyim size. Beğeniyorum abi ben beğendiğim on numaralara bayılıyorum teknik on numaralara böyle ee, senin görmediğin sahada görüp pas atanlara falan isterim. Farklı Türk takımlardan biri sağ ama yani şimdi market fiyatı 10 milyon abi verirsin bu adama 15 milyon. E tabi buradaki yani şurada ekrana gelen takımlardan 3 tanesi hariç hepsi alabilir onu o yani. paraları verebilir yani güç anlamında. De, değil mi? Oğlum? Ama işte o da kiralık aldı. 6 milyon ama aldı şey. Feyenoord. Nis'ten. Ama yani Calvin Stanks helal olsun. Bu maçta da Lazio'ya bak. Ama asist yapar. Ama gol yap, gol atar. Ama asistin asisti yapar. <laughs> bir, şeyler yapar diyorsun. Bir burada bir eder. gol at, etki eder. O yüzden ben bu maçın e, iki buçuk üstünü kesinlikle şeyim. 1.56-2.5 üst oranı. Aynen öyle. Ben de gol var olarak aldım. Salı maçlarını tamamladık. Çarşamba maçlarıyla devam edelim sevgili Orhan. Çarşamba günü ekranımıza gelsin. Yani Tabii ki. bizi de çok yakından ilgilendiren bir mücadele var ki onunla başlayalım. Bayern Münih Galatasaray maçı. Ne diyorsun? Şu Almanya kupasından elenmesi hiç iyi olmadı bu Bayern Münih'in biliyor musun? Yok. Dortmund'u ben ne dedim? Dortmund'u yener inşallah dedim ya. Dortmundu bir de çok güzel futbola 4-0 yendi ya. O iyi oldu. O iyi oldu. Yoksa hiç şans yoktu. İyi Ama hiç şimdi aklıma yoktu. şey geliyor benim. Orhan. Almanya basını geliyor, yöneticilerin açıklamaları geliyor, dünya basını geliyor. Tamam da, o şimdi, akıllarında olmayacak hayır. mı bir kenarda? İlk to maçta işte böyle Galatasaray hayır. iyi oynadı. Ya ben sana Almanya'da kavganın başını. Bak şimdi bak. Haman'la şeye girişti. Çok ciddi kavga var şu anda. Ben hayatımda Twitter'da böyle gördüm kupadan derlenince tamam mı? Haman ve Malotra Mateus'a böyle maç öncesi geldi böyle tık tık konuştu. Maç sonu geldi. Daha bir böyle dalga geçermiş gibi konuştu Haman'a ve şeyi yarıda bırakıp gitti. Ben size tartışmayacağım dedi. Ama cevabını vermiş oldu. Mükemmel bir futbolla. Yani maç sonu mesela şöyle düşün. İngiltere'de var bu şeyde var. Bir bizim ülkemizde yok. O Sky biliyorsun nasıl koyuyor masayı. Sağ Teknik direktör oraya geliyor röportaj yapıyor. Oraya geliyor. Kısadan bir matya üstlere sıkıştı. Sonra işte ya işte bazı bölgelerde gelişmemiz 10 gerekiyor. 10 say Şu Sağ kenarı. Baya bir kavga oldu. Ama cevabını verdi şeye. Haman'a verdi. Şimdi sen Dortmund olarak Nisan'dan beri yenilmemiş bir takımsın. Newcastle'ı deplasman diye yenilmiş bir takımsın. Tabii. Hiçbir şeyin yok. Eskisi gibi değilsin. Gelip o kadar eksiğim var. Kim mi? kırmızı kart cezası. Deplasmanda üstelik hiç şanslarım eden takır takır top oynayıp 4-0 yenince Tuhal bir rahatladı. Artık Galatasaray maç o kadar önemli bir maç değil. Üçlü üç 3 yapmışsın. Aliyansan zaten yenerim derdindesin. O yüzden bir sürpriz yapacaksan Bayern Münih kıvama geldi. Ama tabii yani <laughs> başka açıdan konuşalım. Formunun da zirvesine geldi. Abi. Yani. Bir de yani ilk maçta şunu bize gösterdi ki ne hı. kadar iyi oynarsan oyna. Yani sonucu o topu içeri atamadın mı bir şekilde tabii geri ki. dönüyorlar. Aynı durum Dortmund için de geçerli. Ben şey diyorum. Basacaksın. Belki kaçırdığın pozisyonun devamı gol olacak. Bayern Münih böyle bir takım. Doğru. Senin kaçırdığın pozisyonun devamında sana gol etmeye <laughs> cezalandırma ihtimali en yüksek takım. Ne diyeceğiz peki bahis anlamında biz bu maça ya? Zaten oranlar da çok düşük. Bir kere gollü maç olur Tabi Tabii 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 bir goldü kere şöyle değil. bir şey. Mesela abi 3.5 üst bile bir 47 ya. Ya yani burada artık oranı artırmak için ilk yarıda İyice. gollere gideceğiz. İlk yarıda 1.5 üstle 1.59 hakikaten. Ben ilk yarıda Galatasaray'dan da gol bekliyorum. Ben oranı. karşılıklı gol var 1.44 tamam mı? Evet. Bu benim her şeyin dışında söylediğim. Ee, mesela ilk yarı karşılıklı gol var 3.18. Yani Mümkün. ben yüksek oran arayanlar için ilk yarıda karşılıklı gol varı tercih ediyorum. Galatasaray'ın Bayern Münih'e yine gol atacağını düşünüyorum. Bayern Münih de atacaktır. Yani şeyi... Ben şuna da oynarım. Bu maç gollü olacaktır. Yani nasıl Manchester 3 2 bitti ya. Hı hı. Bu maçta öyle. Tabii aleyhine de gollü bitebilir. Lehine de 3 2 de kazanabilir. Yani İşte ihtimal az olsa da. 2-34-4-5 gol arası. Mantıklı. Bak, Bak bu da güzel bir seçenek. Bu 3-1 biter, 3-2 biter, 2-2 biter. 3.5 üstü geçer yani. Bak, bu ben bunu doğru. sevdim. Çok güzel bir tercih bu. 4-5 gol arası değil mi? Güzel. Kopenhag, Manchester United. Bence yani Bayern Münih-Galatasaray maçı tamam önemli ama bence bu kilit maç bak. Galatasaray gruptaki şansı için. Ki, o penaltı yapmış olsa. Çünkü bu maçla beraber bitme ihtimali çok yüksek. Tabii. Ben mesela burada kupona da aldım. Bir gol avaraj Kopenhag veriyorum. Kopenhag kaybetmez. Ben gol averajı almadan Kopenhag'a çifte şans diyorum. Tamam burada. aynı şey işte. 1.73. Ya yani 1-0 o başlasa ne olur? Aynı şey. Yani çünkü United'ı beğenmiyoruz. Yani Fulham maçında kaç kaç mesela senin direkt bir eksin? 1.73. E 1-0 Kopenhag'a ver. 1.82. Evet, o daha da iyi. Daha mantıklı değil daha mi? Daha da mantıklı. Aynen yani öyle. berabere de kalsa Kopenhag kazanıyor. Kopenhag kazansa da Kopenhag kazanıyor. kazanıyor. Haliyle handikaplı 1-0 Kopenag verdin mi işte milyonerde 1.82. Yani şimdi şöyle düşün. Kopenhag da ya kardeşim ben kora kora oynuyorum. Gittim deplasmanda da oynadım. penaltıyı atsam şey yapacağım. Galatasaray'la deplasmanda berabere kaldım. Ya bak şey söyleyeyim mi? Kopenhag o burada var çıkıyor. ya. Fatih Terim'in Galatasaray'ı. Değil mi? Galatasaray'ın maçına da kazanmayı hak etti. Yeri geldi. Bayern'in ilk maçına da kazanmayı hak etti. Doğru. Şeyde de puan hak etti. Manchester United maçında da adamlar <laughs> galibiyeti yok. <laughs> Galatasaray biliyorsun en son <laughs> patladı artık. her Berlin, Milan'dan sonra Dortmund, Mallorca ama Galatasaray o dönem ne kadar hep en iyi oynayıp sonucu alamayan takı şeyiydi. Doğru. Sociedad Benfica. Ne diyorsun buna? Vallahi oran şimdi ben biliyorsun Sociedad'ı çok eleştiririm ama Avrupa'da çok başka oynadıklarını da kabul etmek lazım. Ben Sociedad diyorum. 1.55 biraz düşük ama ben Yine girmem. de Sosyedat diyorum. Ben Türkiye'ye karşı Sosyedat'ın 1.55'ine girmem abi. Yani nasıl oranı yükseltebilirsiniz onu size bırakıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Sosyedat çılgın gibi başlıyor oran. Bak ben, Avrupa maçlarına çılgın gibi 1. başlıyor. 1.63 karşılık gol var diyorum abi. Ben ne diyorum biliyor musun? Ben ilk yarı Sosyedat diyorum. Ha, ben de bir 1.63 karşılık gol var diyorum. Salzburg-Inter. 1.54 2.5 üst. Ben de diyorum ki Inter bir tane yese bile bu maçı deplasmanda kazanır. İki ve üst diyorum ben. Napoli Union Berlin. Çok düşündüm bunu. Ben hiç düşünmedim. Bir ve dört buçuk alt dedim. Bakalım bu sefer de <laughs> artık bayağı mülkte yapmıyorum. <laughs> Aa, sana arkadaşlar. ben bir şey söyleyeyim mi? Bir ve dört buçuk alt harika. Ne, var mı ki oran bunda? Yani normal orana geliyor yani 1.49. Bence başka bir şey yok. Ben şimdi hafta sonu Napoli anlattığım için yani Napoli şöyle çok temiz oynuyorlar oran. Ve o simen olmadığı için de çok bitiremiyorlar. Dediğin gibi düşük skorlu bir Napoli galibiyeti olabilir. Daha ne olsun 4-0 yanısa bile sana alıyorsun. 1 ve 4.5 Şuna bir bakayım ya. 1 ve 4.5 Arkadaşlar bu maç 6-0 6-0 biterse o <laughs> zaman, zaman gerçekten gerçekten <laughs> 1.49 <laughs> ya. Ben ben ilk yarı Napoli diyorum oran. İlk yarı Napoli olarak da kuponumu aldım bunu. Real Madrid Braga. Real Madrid kazanır. Bence iki farka dolaşır, bir 44'te girer. Bizim giderim. çocuk da oynar mı bu maçta? Tabi oynayacağı maç, ben sana söyleyeyim. Ligde oynatmadı. Bayekano skor maçından. alınca, hazırlıyorlar ya çok tabii. geç. Ne önemi var bir maçın, iki maçın Arda tabii, için? Tabii. Doğru zamanda girsin, doğru şekilde girsin. Ben valla bu karşılaşmada ilk yarıda iki gol bekliyorum, bir patlama bekliyorum oran Real Madrid'den. Arsenal Sevilla. Ben de Arsenal'da burada bir patlama bekliyorum ama. Onu da bekliyorum. Kupona koydum. İlk kere iki gol olur olarak aldım ben. Ben de karşı gol var. 1-66 olarak her ihtimara karşı. PSV Eindhoven Lens. E, bir diyorum ben. Bir ama yani çok güvenerek bir mi? Hayır. Şöyle ya. ben sana şöyle çok kısa bahsedeyim. İşte benim o Fransa'da olduğum dönem Şampiyonlar Ligi haftasıydı biliyorsun. Fransa'da olduğum için de televizyonlarda bütün gün Lens PSV maç önü, maç sonu, maç hepsini izledim. Yani PSV Eindhoven baya net şanslar da yakaladı. Ve gayet de formdalar. Ben kendi evinde PSV Eindhoven'un lansı yeneceğini düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum bu maç için söyleyeyim. Bak çok güzel üst maçı bu. Çünkü lansı biliyorum. izledim iki kere bu sene izledim. E, Deplasmanda da mesela gördüm. PSV'nin de iç sahada temposunu biliyorsun. Lansı da biliyorsun. Karşılı gol var veya 1.48-2.5 üst. Çok uygun bana göre. Evet böylece çarşambayı da tamamladık. Perşembe maçlarıyla başlayalım. Perşembe günü yani bayağı yoğun bir maç programı var. Orhan biraz seçerek gidelim. Hepsine değinir miyiz bilmiyorum. İlk maçımız Maccabi Hayfa Villarreal. Villarreal. Ya bu Villarreal'e hiç güvenemeyecek miyiz evet, acaba? işte. Ben o kadar... Ya artık şu maçı kazansınlar ya. Ben bu maçı iki Niye diyorum. Ne bir Real yani. dersin. Başka ne diyebilirsin? Yani La Liga'da konuşmayacağım dedim ama artık Avrupa'da da bir zahmet ya. Ren Panathinaikos. Ren kazanır. Ren diyorsun. 1.50 oranı var. Bence gayet iyi. Ben de sana katılıyorum. Ve bu maçın ya yani diğer ihtimali de bence üst 1.57. Servet Şerif girer misin? Ben girmiyorum bu maça. 1.53 Servet ya, hiç izlemedim öyle söyleyeyim. Ben, ben hiç girmiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Ben bir, de girmiyorum. Slavia-Prak-Roma. Burada üst olur mu 2.5-1.90? Valla olabilir. Olabilir. Roma biliyorsun ilk maçta çok erken iki gol bulup işi bitiriyordu. Ben Slavya praktan da burada bir şeyler bekliyorum oran Dolayısıyla 1.90-2.5 üst oranı. Çok yüksek ha. İşte o yüzden diyorum ben de. Yani dikkat etmemiştim ben ona ama denenebilir yani. Lask Saint-Gilua. Girer misin bu maça? Zor maç. Zor maç. Ya ben oynarsam iki buçuk üst oynarım ama çok güvendiğim bir maç değil. Toulouse Liverpool. Toulouse Liverpool. İlk maçta ilk yarıda goller gelmişti. Yine gelir Karşıklı mi? gol var. Karşıklı gol var diyorsun. Ben de ilk yarıda iki gol olur diyorum. Ajax Brighton. Asıl benim ilk yarıda iki gol olur maçım bu. Bir toparlanma Peki, başladı. Ayaksel. Burada evet işte onu diyorum. Peki burada e, şey der misin? Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Ben burada bir tek şey demem. Yani, o da Brighton demem yani. Evet, ben de demem işte onu demek istedim. 1.56 abi ya. Ajax bak toparlandı. Ben sana söyleyeyim. Yeni hoca bir geldi oran 18-19 yaşında daha şimdiye kadar seyretmediğimiz birkaç tane adamı direkt 11'e attı. Yorulduğu anda çıkartıyor. Çok acayip bir yetenek evet. havuzu var aşağıda Ajax'da. Ben Gönlüs çok toparlayacaklarını düşünüyorum. Ben ilk yarıda iki gol olur diyorum bu maça. Ben de karşılıklı gol var kesin olur diyorum. O, çok bir oranı yok. Ee, i̇lk yarıda bir buçuk üst en mantıklısı. Ne Brighton yener diyebiliyorum. Ne de Ajax her şeye rağmen okulları iyi Europe'da kazanır diyebiliyorsun. En mantıklısı bu. Karabağ-Leverkusen. Gelelim buraya. Çok düşündüm bu maçı. Ben abi. Şöyle ki. Leverkusen çok formda biliyorsun. Evet. Şu an Avrupa'nın en formda takımı. İyi de Karabağ'da 12 Karabağ'da maçtır içeride değil. hiç kaybetmiyor. O yüzden ben karşılıklı gol varı kesin aldım. Yani. Karşılıklı gol var. Sonra Leverkusen kazanırsa bile ağır favori gösteriyor. Bundesliga formundan dolayı. Ama Karabağ hafif senecek bir takım değil. Karabağ bir de iyi savunma yapan bir takım. Yani yani, kendi de çok atamıyor ama yani attığı golü puana çevirme oranı çok yüksek bir takım. 3 gol atlar, 6 puanları var oran. Ve bu grupta bence zaten Leverkusen'le birlikte çıkmayı hak eden takım da Karabağ. Bence de ama zor maç bu ya. Zor maç, Karşı gol var, çok iyi burada. Ben bu maçta diyorum ki ikinci yarıda düğüm çözülür. İkinci yarıda daha çok gol olur diyeceğim. Evet, Perşembe'nin ilk sayfasını tamamladık. Evet, ikinci sayfaya gelelim. Rangers, Parta Pırak. Ne diyorsun? Valla ben Rangers'ı bir adım önde görüyorum. 1.81'den oynarsam Rangers oynarım bu maça. Ben de. Betis, Aris, Rima, Limasol. Bu maçta çok oran yok zaten. Isco'yu sana hatırlattım değil mi iki hafta önce? onlar da 9 on, haftanın altısında maçın oyuncusu açıldı. Ya hakikaten helal olsun ya. Ama o değildi de ya. İsko Union Berlin'e geliyordu. Ulan <laughs> Gelmiş olsaydı şov yapacaktı. Ama şimdi belki oran orada bir Pellegrini etkisi var biliyorsun. Tabii canım. Malaga'da canım. da ilk çıkarken, İsko parlarken hocası Pellegrini'ydi. Gel bakayım dedi. Güvendi. Yani ya senin ben şeyini biliyorum. Hatırla Malaga'dan Real Madrid'e gitmeden önce uçuyordu ya. Ya ama Pellegrini hatırla o Malaga'yla. Neler Jürgen Klopp'un Dortmund'una eğlenmişti. Evet, Offside evet, gol hatırlıyorsun gold. değil mi? İyi hatırlıyorum ben de. Siyahi şey stoper atmıştı Dortmund'un. O da o sene Dortmund şey Bayern Münih Belki mi? Malaga oynayacaktı. Malaga'da da yanlış hatırlamıyorsam o iskolar o şey sermaye gitmişti. Yani oyuncular yoktu orada. Bir Santa Cruz kalmıştı bir, galiba. Bir tane mi ne oyuncu kalmıştı Cruz, yani. Santa, Santa, Cruz, Cruz falan vardı. Yani Pelegrini o yüzden büyük hoca diyordum. Şeyde de son dakika penaltısı Riquelme kaçırdı Villarreal'de de Belediye'nin hayatı Bunlarla geçti yani Tabi canım Arsenal eliyordu Belki Barcelona Arsenal'ın İSKO'yu hayata döndürdüğü için Ben çok mutluyum Döndürür yani Eskişehir İyi Hoca zaten Evet yani Bu maçta oran yok Size bırakıyoruz tamamen Haken Molde Abi burada ben Tabi üst desem Çok bir oran yoktur ama Üst ve Karşı gol var diyeyim ya Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben burada bir sürprize giderim. Bu hakem bir şey yapacaksa, bu grupta bir şeyim olacak benim diyorsa bu maçı kazanmak zorunda. 2 34 gibi bir oranı var. Çok bomba sevenlere hakem diyorum. Devam ettim. Freiburg, Bakato. Freiburg 2 yarıyı da kazanır demeyeyim de iki yarıda da gol atar. Bu abi. Bakato yalnız bak garip bir takım ha. Kolay teslim olmuyor. Freiburg kazanır, şey geliyor o ligde oynamamış, hatta Grifo'ya da yaz bir golü. Diyorsun. İşte. Grifo'ya gol yazmak kolay, penaltı oldum atıyor, freekitten atıyor, <laughs> oradan atıyor. Yaz Grifo'ya bir gol benden. O eski şeyliği kalmamış ama oran ya, çevikliği. Yine yani fena değil ya, geçen sene çok iyi oynadı. Yine taşıyan o yani, bakma. Ben Freiburg bakato maçına bir şey demiyorum, zaten Freiburg galibiyet oranı yok. West Ham Olympiakos. Ha, bu benim kuponu aldım. Bence West Ham kazanacak. Ben Olympiakos de bak ben deplasmanda aldım. ne kadar iyiyse hem West Ham sahasında hem de Yunan biliyorsun deplasmanda o kadar iyi değil. Aynen öyle. Ben West Ham'ın Olympiakos dediğin gibi iç sahada iyi. Deplasmanda ortada yok. West Ham bu maçı alır. AYK Atina Marsilya. Zor maç ya. Zor. Ben Zor üst maça. olur diyorum bu maça. Marsilya'dan kaynaklı. Atalanta, Sturm biraz. Ben sana burada bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan. Kupon aldım bu maçı. Atalanta favori zaten açık. Evet. Yani Sturm biraz eksikler daha. Ama Sturm gol atacak Atalanta'ya. Üst olur diyorsun. Orada. Karşılı gol var bile inanılmaz oranı var. Ne diyorsun ya? Sence kaç karşılı gol varın oranı? Vallahi üst 1.42 ise karşılı gol var. Kaç? 185. Nasıl oluyor bu iş peki abicim? Yani Atalanta'dan mı 3 gol bekliyorlar? 2.5 üst bu kadar düşük peki. Herhalde öyle bekliyorlar. Yani benim bildiğim o. ya yani şey oynadığım o. Çok enteresan. Ben Atalanta Bir bakayım çok alt... şuna ya. Karşılıklı gol var. 1.85 Hakikaten evet. olacak bir şey değil bu. Yani 2.5 a... gol üstü 1.42 Herhalde Atalanta şey yapsın diyor. Atalanta 5-6 atar gibi umuyorlar diye hmm. düşünüyorum. Yani enteresan. Gol var alalım o zaman. Sporting Rakov <laughs> Rakov savunma yapacak. Sporting kazanacak maçı belki ama çok üst, tabi belli olmaz ya. Bu maç gollü olur bence Orhan. Sana Sporting bakıyorum. garip bir takım. O Gio mi deli gibi bir santrafor bulmuşlar. Çiftanelere ulaştı daha şimdiden Portekiz Ligi'nde. Hafta sonu da Benfica Sporting var biraz baktığım için. Ben sana söyleyeyim bu maç gollü olur. Üst diyorum ben 1.39. Ben Helsinki Frankfurt'a geleyim şimdi bak. Helsinki Frankfurt'a geleceksin. Astana Balkan'ıya ben bir şey demiyorum. Sen diyor musun? Helsinki Frankfurt o zaman. Hadi bakalım. Ben burada böyle e, Frankfurt yenecek tamam. Frankfurt ilk yarıdan götürecek. Bak forma geldi. Gollü maçlar gibi. oynamaya başladı. 2 evet, ve 2 buçuk üst. Ama burada da bir şeyim var. Eee Sinki gol mü atar diyorsun? Yok, Omar Marmuş. He, atar gol atar diyorsun. 10'da 9 oynuyor ya. Marmuş. Bir de yazdık bugün. Yazdık bakalım. PAOK, Aberdeen. Ne diyorsun? 1-14 veriyor PAOK'a. Ben bir şey demiyorum abi. Gelelim biz konuşacağımız maça. Beşiktaş Modo Glimt. Çok zor maç bu arada. Beşiktaş'ın durumu yani, yani normal koştu. Zaten normal, ya futbolu konuşamıyoruz ki, futbolu konuşabilsek, ben sana bir şey söyleyeyim, ben bu maça bir diyorum ya, ne kadar olumsuz tablo olursa olsun, bence bu bir çıkış maçı yani, o bir kesin takım de, refleksini göstermesi lazım. O kesin de, yalnız Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçında yaptığı hatalar, 1-0 öne geçmiş, her şey güzel başlamış, orada yaptığın hatalar, üst üste ya, acemilik mi desen, bir tane tartışma olmuş iki oyuncu arasında yaptı. Adam çıkarıyorsun, en iyi oynayan oyuncuyu çıkarıyorsun orada falan. Galatasaray maçında uzun vuraraktan 3 pozisyon yakalamışsın. Uzun vurduğumuz için baskı yedik, o geri dön oyun kurdu, hayatı kaydı, durduk yere. Yani Burak Yılmaz'ın şu ana kadar... Ne, anladın mı ne demek istediğini? hiçbir şeyine... Bir de o nasıl bir açıklama ya? Gelip buradaki bizim oyuncularımıza, lan senin oyuncun değil mi Beyli? Nasıl açıklama bu? 13 tane, 8 tane yabancıyla çıkıyorsun sahaya. Türkten çok yabancı var zaten. Karnında. Bir de o tarz bir yaklaşım. Futbolcu insan insandır, futbolcu futbolcudur. O ya, ya, yanlış yaptı dersin, bak yine doğru. Tabii. İster A, B yapsın, ister B'ye. Hareket yanlış, hareket ya Yok Türk, yok yabancı. Sen onu yapsan, o takımın bu röportajı okuyan onca futbolcu nasıl hisseder kendini? Ben daha az değerliyim, değersizim der başka ülkeden olduğum için. ya yani böyle saçma sapan, Yabancı en da. hafif tabiriyle acemi Ben şey Burak Yılmaz'ın daha bir tane doğru bir açıklamasını görmüş değilim yani. Ve sürekli olarak forma değeri vesaireden bahseden. Ya sevgili arkadaşımız Aleci'ye bir çıkış yaptı. Yüzde yüz hak verdim Aleci'ye ya, ya. Yüzde yüz hak verdim Aleci'ye ya yani. yani. Çok içten, çok samimi, çok doğru bir çıkıştı. Ne ben diyorsun Başa? Bu, Burak Yılmaz'dan dolayı bir şey diyemiyorum. Ama dediğin gibi bir şey diyecek olsam herhalde önce üst 1 ve üst derim yani bu maç öyle. Ben 1 diyorum bu maçaya. 1-0-2-0 bitmez. Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb. Bir şey der misin? Yok. karşı gol var derim en kötü ihtimalle. Bir ben bu maça bir şey demiyorum. Sonrakine de demiyorum. Varşova, Zrniski. Ona da bir şey demiyorum da. North Zealand e, handicap yapar. Üst yapar. North Zealand tırnavaya mı? Hmm. North Zealand tırnava maçına... Oran diyor ki handikap da olur, üstte mi olur diyorsun. Bakıyorum zaten 1-14 gibi bir oran var. Ben bu North Zealand tırnava maçında ikinci yarıda daha çok gol olur diyorum. Tırnava bir sertlikle falan bir durdurmaya çalışır ilk yarı. İkinci yarıda ama güçleri yetmez bence. Ferenc Faroş, Genk. Abi, enteresan bir şey ya bu Ferenc Faroş da Genk. Bunlar Genk'in sahasında oynandı ya abi golsüz bitti. Evet. Abi Nasıl Ferenc, Ferenc Faros'un Ligdeki maçlarına bak. Genk'in <laughs> ligdeki maçlarına bak. 3-2'ler, 4-3'ler. Iki. İkisi 0-0 bitti ya. Yani biz bazı maçlarda oluyor biliyorsun. İzleyemiyoruz ki. Oluyor oluyor oluyor. Burada ya Putana... böyle bak şöyle. Hani o ilk gol gelmediği zaman hani hatırla geçtiğimiz sezonda mesela Adana Demirspor Galatasaray maçı öyle bitmişti o gol olmadı mesela. Bin tane pozisyon var. Öylece bitiyor evet, maç. Şey gibi e, Newcastle Dortmund maçı gibi 1-0 bitti ama 7-0'lık yani 6-4'lük maç, maç gibi. Bir sürü maç var yani. Burada yine de hadi 25 üst bir ben, de üstlüğüm, gelelim, hadi. ben de Ben de üstlüyorum bu maça. <laughs> Perşembenin 3. sayfayı da tamamladık. Çukariçi Fiorentina'ya bir şey der misin? İlk yarıdan Fiorentina dersin. İlk yarı Fiorentina. Mantıklı. Kulüp Brüj Lugano. Handicap yapar Brüj bak. Handikap. Ben de bu maça üst olur diyorum. Artı üst. 141. 1.41 ve çok güzel aslında. Buruş kazanır ve üst çok güzel değil mi? Tabii 2, ikisi 5, o üst. zaman 1.70'lere gelir bu. Evet. 1 ve 2.5 üst. 1.67. Abi, Gayet iyi. Bunu düşün bir dakika. Bak burada keşfettiğimiz çok şu şey oluyor. Ben bunu direkt handicap olarak düşünmüştüm ama 1 ve 2.5 üst 1.67 çok iyi. Braidablik Gent. Gent kazanır desek ne olur ki burada oran yok. Buna bir şey demiyorum ben. Zorya Luhansk, Tel Aviv. Makabi tabii ki favori. 1 bir, şey bir oranı mi? var. Ben bu maça da bir şey dememe taraftarıyım. Aha Ljubljana da Klaasvik. Ljubljana, Klaasvik. Çok enteresan değil mi? Galatasaray. Evet. E Galatasaray'ın elediği ve, ve eleme potansiyeli bulunan bir takım. Evet. Molde mesela de, şeyde Linnes'le Klasvik'i geçti uzatmada. Yani enteresan. Klasvik'ten dolayı bir şey söyleyeyim mi? Burada klasik sürpriz açar şaşırmam. Ljubljana'yı e tanıyorum ya. Vallahi yapabilir. Biliyorsun çok değişik bir takım yani klasik. Yani üstte de giremezsin burada. Çünkü savunma takımı. Ama ben erken, üst er, buraya ya. Erken goller değiştirebilir Ben üst girelim buraya. Ben burada klasik sürprizle oynardım yani. Kaybetmez gibi mesela ama bakalım. Bratislava Lille bir şey diyor musun? Lille kazanır. 1.50. Ludo Gores Fenerbahçe. Abi bir kere... O... Sabah gidiyorum. Baş anlatmaya. Sen gidiyorsan Fenerbahçe kazanır diyeyim. Bir de iki buçuk üst diyeyim. Yani bence zaten üst olacak bu maç. Ya Fenerbahçe'nin de savunmadaki eksikleri ortada. Ben ilk yarıda iki gol de bekliyorum. Aynen oraya. ben öyle. Bir iki sıfır dört. İlk yarı bir buçuk üst. Onu aldım ben kuponuma. Önce Fenerbahçe'ye sonra kendime güveniyorum. Gollü maç olacak orada. Aston Villa mar. Aston Villa kazanır tabii ki. Ben bu maça da üst dedim. 1.50. Ve böylece Perşembeyi de bitirdik. Gelelim kuponlara. Sevgili Orhan. Şimdi ilk kuponumu beraber yorumlayalım. Bu Şampiyonlar Ligi kuponu. Mantıklı. City Young Boys ilk yarıda 2 gol. Milan Paris Saint Germain. Ben Paris Saint Germain yenecek diyorum. Napoli ilk yarıdan 1 diyorum. Arsenal Sevilla'da da ilk yarıda 2 gol bekliyorum. Arsenal Sevilla gelir sabah kuponu gelir. Vallahi yani böyle bir kupon. Böyle içimesinen her şeyi hiç oranına bakmadan yazdım. Gelsin benim ikinci kuponum. Bu da Perşembe günü ağırlıklı kuponum. Ajax Brighton ilk yarıda 2 gol. West Ham 1. Doğru. Ludo Gores Fenerbahçe senin de aldığın evet. gibi ilk yarıda 2 gol. Aston Villa Alkmaar'da 2.5 üst. Benim kuponlar Güzelmiş. bitti. Güzelmiş. <laughs> Oranın 3 tane var değil mi? Biri tercihler. Şimdi şöyle biri şampiyonlar komple. Evet. Kızıl Yıldız Leipzig 2 ve 1.5 üst aldım. Leipzig'den biraz şey olduğum için. E, Napoli 1 ve 4 çıkart söylemiştim. Bayern Münih Galatasaray karşılı gol var 1-43. Kopenhag Manchester United. Kopenhag kaybetmeyecek diyorum Manchester United'a karşı. İnşallah da öyle olur. Beraberlik bekliyorum. Lazio Feyenoord 2.5 üst dediğim gibi oyuncumuz belli. Kalbinciğimiz iş yapacak orada. İkinci kupon Avrupa Ligi. Aston Villa Akbar sen de almışsın 2.5 üst. Ludogorets, Fenerbahçe iki tane şey yapabilirsiniz. Ee, i̇lk yarı bir buçuk üst, bir de iki ve iki buçuk üst. Hangisini istersiniz? Ya iki ve iki buçuk üstün oranı da güzel. Belki ilk evet. yarıda kopmaz. İki ve iki buçuk üst, iki sıfır yedi. Ben onu. Her şeyinki Frankfurt'ta ilk yarı Frankfurt, maç sonu Frankfurt, Frankfurt formda kaçırmamak lazım. Bir gerek. şey söyleyeceğim. Yani 1.20'lerden 1.72'ye getirmişsin oranı. çok güzel. Bir kuponun daha var. Evet, bu da. Karabağ Leverkusen karşı gol var. Dediğim gibi Leverkusen favori ama Karabağ'da evinde 13 maçlara karşı gol var. West Ham Olympiakos bu sefer tam tersi olacak. Yine iç sağ takımı kazanacak. West Ham kazanır. Atalanta Sturm Graz'da Sturm Graz'ın gol atacağını düşünüyorum. Ee, önemli eksikler olsa da dediğim gibi. Bunu e, çok iyi yakalamışsın. 1.85. 1.42 iki buçuk üst oranı olan maçta gol varın 1.85 olduğu yerde ben de deneyeceğim bunu. Bunu ben de deneyeceğim. Bir kişi satacak. Adamın değil mi? Şunu da tamam tamam. Feyenoord evet. katacak. Feyenoord'da adamını takip edeceğiz. Marmuş dedin. Programın özetini yapayım izleyenlere. Cardinal Stanks Yani oranın bu dediği adamları da not alıyor. Lever için Boniface ve Florian Wirtz ikilisini söylemeye gerek yok. Gerek yok tabii canım. Ama orada Hoffman'a da dikkat edin. Hofman. Onu da hep söylüyorsun zaten. Herhalde. Yani. Hatta şov yapıyor. Wirtz kadar pozisyon üretmiş mesela. Herkes Wirtz'ten bahsediyor haklı olarak da. Aynen öyle. Evet böylece Hafta içi programının sonuna geldik. Cuma günü yapacağız. Ondan sonra milli araya gideceğiz evet. bize. Sevgili Orhan çok keyifliydi. Ağzına sağlık. Takımlarımıza başarılar dileyelim. Cuma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Bilyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner